Açık ve Özgür Kanal Halk TV'den iyi akşamlar. Bu akşam yine bir Türkiye Nereye programında sizlerle birlikteyiz. Önümüzde Türkiye'nin sorunları var. Şu gördüğünüz her şey Türkiye'nin problemleri. Türkiye'nin siyasetteki, ekonomideki, dış politikadaki tüm ayrıntılarını konuşacağız. Sadece gerçekleri konuşacağız. Doğruları konuşacağız. Başka kanallarda tartışılıyormuş gibi yapıp ama aslında konuşulmayan ne varsa bu programda her şeyi konuşacağız. Onun için adı Açık ve Özgür Kanal Halk TV. Bugün özellikle Sayın Erdoğan'ın konuşması vardı. Son derece önemli bir konuşma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez kendi partisinden kopan isimleri alıp karşısına tek tek düzdü ve her birine ayrı bir eleştiri yaptı. Bunları konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Siyaseti konuşacağız. Bunların hepsini kimlerle konuşacağız? Ki burada çok önemli bir şey daha konuşacağız. Artık Türkiye'de siyaset yeni bir döneme girdi. Siyaset yeniden dizayn edilmeye başlandı. Ve bu dizayn yapan artık halk. Karizmatik liderler, vurdu mu ses getirenler ya da Kasımpaşa tarzı liderler. Bu tür liderler dönemi kapanıp yeni sistemle beraber kadrolar ve ekipler konuşuluyor Türkiye'de. Bu siyasetin 2000'li yılların başından sonra ikinci kırılması oluyor. Yaklaşık 20 yıl aradan sonra yeni bir siyasetle Türkiye yoluna devam edecek. Aslında soru şu, Türkiye'yi yeniden kim kuracak? Yıkılmış kurumları, kurulları ve askıya alınmış parlamentoyu kim hayata geçirecek? Bütün bu soruların cevaplarını arayacağız. Konuklarımı hemen ben size tanıtayım. Hemen sağ tarafımda Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun dönem görev yaptı, milletvekilliği yaptı, yöneticilik yaptı. Aynı zamanda siyasetin sosyolojisi konusunda Türkiye'nin en önde gelen bilim insanı ve hocası. Profesör Doktor Sayın Sencer Ayata. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclis üyesi, 26. dönem Trabzon milletvekili, aynı zamanda iyi bir hatip ve iyi bir siyasi analist. Onu bugün dinleyeceğiz. Sayın Haluk Pekşen. Sayın Pekşen, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Fatih. Sağ olun. Geçmiş yıllarda özellikle kriz sonrası ekonomide alınan bütün kararlarda imzası olan ve AKP'nin gelmesinden hemen önce ekonomideki son kararları, ekonomideki son virajları Türkiye'ye aldıran isim, ekonomiden sorumlu devlet bakanı Sayın Mesut Söylemez. Sayın Söylemez, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Sağ olun. Hocam hemen aslında siyasetin sosyolojisi ne anlama gelir diye bazen ben kendime de soruyorum. Çünkü Türkiye'de siyasetin oturduğu sosyoloji konusunu da tartışmak gerekir. Çok uzun bir konu, bu konuya girmek istemiyorum. Yani nasıl bir siyaset var ki Türkiye'de? Hangi sosyolojik temele oturuyor ki Türkiye bu kadar savrulmaları, bu kadar kırılmaları, bu kadar farklılaşmaları, bu kadar siyasette özellikle kutuplaşmaları yaşıyor? Yani siyasetin oturduğu sosyolojik tabanın içeriği, kisvesi ne diye düşündüğün zaman, yani içeriği ne diye düşündüğün zaman bir değişken tablo ortaya çıkıyor. Mesela Türkiye'de yüzer gezer seçmen %20. İnanılmaz bir rakam bu. Yani batıda %5, %6 civarında yüzer gezer aktüel günlük seçmen, yani kendi çıkarına ya da beklentilerine göre hareket eden, ortalama verdim bu rakamı. Yani %10'a kadar çıkabiliyor bu normalde ama Türkiye'de nereden baksanız en az iki katı. Öncelikle şunu soracağım size. Siyasette demin ben söyledim. Yeni bir sanki nefes var. Yani siyasetin yeniden dizaynını halk yapıyor bu sefer. Ne 12 Eylül'ün generalleri, ne dışarıdan bir kurucu meclis, ne Batı'nın bastırması ya da kendi gizli ya da açık entelijansını gönderip yeni bir çizgiyi tutturması, farklı bir şey gelişiyor sanki tabandan. Taban yeniden siyaseti kendi arzuları ve beklentileri, istekleri konusunda yönlendirmeye başlıyor. Size göre hocam, bu benim kişisel görüşüm. Siz hocasınız, bu konuda çalışmalarınız da var. Nedir Türkiye'de siyasetin son girdiği mecra? Evet, son girdiği mecra. Çok teşekkür ederim. Yani çok kapsamlı, iltifat diye söylemiyorum. Çok güzel sordunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ilk görünen, neye dikkat edeceğiz derseniz, bizde çok kullanılmayan siyasi partiler sistemi diye bir kavram vardır siyaset biliminde. Şimdi mesela biz önce
2002'de hemen hemen iki partili bir sisteme geçer gibi göründük. Ondan sonra işte bizim de Haluk Bey'le içinde olduğumuz dönemde başka bir gelişme oldu. Bu sefer dört partili bir sistem çıktı. Fakat bugünün değişikliğin ilk görünür fotoğrafın yani ilk belirdiğin yönü 6-7 partili bir sisteme doğru gidiyor Türkiye. Çok partili sistem. Yani şimdi çok partili sistemle iki partili sistemin dinamikleri birbirinden çok farklıdır. O nedenle onu anlamamız gerekiyor. Ben neden çok partili sisteme gidiyoruz? Onunla ilgili üç alana değinmeye çalışacağım. Yani bir sistem, yeni bir şey söylemeyeceğim. Ama bildiğimiz şeyleri üç ana başlık altında toplamaya çalışacağım. Üç ana alan altında. Şimdi bunların üçünün merkezinde de tabii iktidar partisi var. Üçünün de. Şimdi hatta matruşkalara benzetebiliriz. Bir küçük bebek, bir bebek daha bir bebek. Bunlar iç içe de geçiyor. Söyleyeceklerim birbirinden bağımsız değil. Şimdi birincisi şu. Partinin kendi içine bakmak gerekir. Efendim her partide karışıklık olur. Uyuşmazlıklar olur, hizipler olur. Lider yarışmalar olur, çekişmeler olur, başıbozuk sesler hepsi olur partilerde. Ama bugün iktidar partisinde olan gerilimler, iç gerilimler kanımca çok yapısal özelliklere dayanıyor. Şimdi ben o yapısal özelliklerin, o eksenlerin, gerilim eksenlerinin altını çizeceğim kısaca. Birincisi ben ona sınıfsal ekonomik eksen diyorum. Yani bu iktidar döneminde bir yeni zengin sınıf oluştu. Bu yeni zengin sınıf iktidardakilerle de iç içe geçerek yine o kelimeyi bilerek kullanacağım bir iktidar eliti oluşturdu. Türkiye'de bir yeni iktidar elitleri var. Şimdi bu iktidar elitleri kaynak dağıtımını, temel kararları bütün kritik dönem işlerde tamamıyla kendi ellerine geçirip ona göre düzenliyorlar. Şimdi bu durum yeni zenginler dışarıda kalanları mesela ekonomik durgunlukta herkes şimdi iktidar partisinin çevresinde elini uzatıp bir şeyler almak istiyor ama giderek merkezde toplanıyor. Şimdi eteklere doğru gittikçe o dışlanmanın yarattığı bir rahatsızlığı görüyoruz. Birinci mesele bu. İkinci konu aynı şekilde ki örtüşüyor biraz bunlar Sayın Ertürk. Devletle partide bir ayrışma var ikisinin arasında. Yani ne gibi var? Bütün iktidar gücü devlette toplanıyor. Ben bundan şunu kastediyorum. Parti devletten farklı bir kavram kullanacağım burada. Bence devletteki parti. Öbür kavram geçerli. Ama bir devlette parti var. O devletteki parti bugün bütün sızlanmalara, bütün içerideki homurdanmalara, gücenmelere bakın. Şunu görürsünüz. Devletteki parti öbür partiyi ciddi anlamda marjinalleştiriyor. Güzel. Bir güç kaybına uğruyor, bir statü kaybına uğruyor ve onun yarattığı, o dışlanmanın yarattığı bir rahatsızlık var. Yani bakanları haftada bir, vekilleri de içine alan bu dışlanmayı, serzenişleri, bakanları haftada bir göndererek çözemezsiniz. Orada yapısal bir şey var. Şimdi ikincisi, üçüncü eksen daha doğrusu kültürel eksen. Kültürel eksende ki çok önemli bu, iktidar medyasında İzlerseniz bütün tartışmalar bu kültürel eksende oluyor. Ben bunu kolaylık olsun diye gelenekçilerle bu yeni zenginlerin dünyevileşen sınıfı arasında görüyorum. Çok ciddi bu yaşam tarzı farklılıklar oluyor. Biz yaşam tarzı dediğimiz zaman şunu anlıyoruz. İşte bir anda Cumhuriyet laikler, öbür tarafta gelenekçi muhafazakarlar. Aslında iktidar partisinin kendi içinde çok ciddi bir yaşam tarzı farklılaşması oluştu. Yani bu yeni sınıfsal yapıya bağlı olarak ve belli yazarlar sistemli olarak devamlı bunların ahlaki, manevi bütün değerlerini yerden yere vurarak eleştiriyorlar. Bunu ben söylemiyorum. İzleyin medyayı tamamen bununla karşılaşıyorsunuz. Şimdi birinci sonucum şu. Diyoruz ki, yani diyebiliriz ki bunlar her zaman gördüğümüz parti içi çekişmeler değil. Bunlar çok ciddi bünyesel, yapısal ayrışmalar ve partinin merkezinin bunları denetleme, kontrol etme, bir mecraya sokma şansı yok. Bunlar devam edecek. Bu yapıda var artık. Ve bunun yarattığı hoşnutsuzluk devam edecek. İkinci alan, ikinci kademe Sayın Ertürk şu. Rejim düzeyinde, bu parti düzlemi, bir de rejim düzlemi var. Rejim düzlemi anayasa. İşte biz Sayın Pekşen'le beraber o süreci yaşadık. Yukarıdan dayatılan, alelacele zorla %51,5'la geçiren bir anayasa geçirilen. Şimdi bu anayasal rejim krizde bugün. Açıkçası krizde. Yani neden krizde? Birincisi sistem o kadar merkezileşti ve yoğunlaştı ki şöyle bir tabloda karşı karşıyasınız. Devlet yönetemiyor.
Bakın devamlı haber çıkıyor. Müsteşarlar kalktı, bürokrasi işlemiyor diye. Belki arkadaşlarımız daha çok örnek verirler. Bir başka önemli konu, şimdi zaten %51,5'la zor geçirilmişti. Bugün gelinen noktaya bakıyorsunuz, yeni kurulan partilerle azınlığa düşmüş başkanlık sistemini savunanlar düşmekte hızla. Bu ne demektir? Başkanlık sistemi bir meşruiyet bunalımı içinde demektir. Üçüncüsü, başkanlık sisteminde şöyle bir gelişme oldu. Çoğaltabilirim ama onunla bunu da tamamlayın. Şöyle bir gelişme oldu. Hiç uğur getirmedi. 2016'da başlayan, aslında o halle başlayan fiili başkanlık sisteminden beri A'dan Z'ye Türkiye'de her şey kötüye gidiyor. Ve vatandaşın kafasında aslında bir algı oluşmaya başladı. Ya bu başkanlık yaramadı, Türkiye'ye gitmiyor diye. Her üçü birden bu anayasal rejimi zora sokuyor. Nasıl partinin içinde tıkanmalar varsa anayasal rejim de bu şekilde bir tıkanmaya doğru gidiyor. Ve sonuncusu, en önemlisi bence, kullanmadığımız bir şeyi kullanmaya çalışacağım. Diyelim ki birincisine partide bir tıkanma. İkincisine rejimin tıkanması diyelim. Ama üçüncüsü bence en önemlisi. Şimdi hepimiz bildiğimiz için sıralamayacağım. Özgürlükçü demokrasi diyoruz. Başka bir şey söylemeyelim. İşte hepsini biliyoruz. Yargı, özgürlükler, insan hakları, Türkiye. Dünyanın en antidemokratik ülkesi değil. Ama uluslararası sıralamalarda demokrasiden en hızlı uzaklaşan ülke dünyada. Bu çok objektif ölçümlere göre. Şimdi ikincisi, Sayın Ufuk Söylemez'in yanında ben söylemeyeyim Sayın Bakan'ın, ama şimdi ekonomik sistem var, bir büyüme modeli çöktü. Borca dayalı, ranta dayalı sistem çöktü. Bir geçiş yapamadı. Bunun dramatik sonuçlarını bugün medya yansıtıyor, vatandaşlar dile getiriyor. İki. Üçüncüsü, eğitim, sağlık, nereye bakarsanız bakın. Eğitimde son PISA'daki skorlar bugün açıklandı işte. Tamamıyla yine bir orada küçük bir Ali Cengiz oyununun sonucunda yükseltilmiş. Gördük bunu da bugün. Sağlık öyle, göç sorunu Türkiye'nin, Suriye vesaire. Ondan sonra dördüncüsü, siz de değindiniz az önce. Toplumda müthiş bir kutuplaşma, müthiş bir gerilim ve bütün anketlerde karamsarlar, kötümserler, iyimserleri geride bırakıyor. Farklı geride bırakıyor. Yani toplum geleceğini, bir gelecek göremiyor bir bunalımda. Ve en son içeriden ne söylenirse söylesin. Ben iktidar medyasını çok yakından izleyen bir insanım. Efendim Kanuni'nin dönüşü, Barbaros'un dönüşü, böyle büyük nutuklar var. Dünya aktörü olduk, herkes bizi izliyor falan, ama şunu çok iyi biliyoruz ki, ben yine çok yumuşak ve kibar söylemeye çalışayım. Yumuşak güç sıfır. Yumuşak güç dediğimiz sözünün dinlenmesi, sayılması, kimse kimseyi aldatmasın. Kimse kimseye efendim batı çöküyor, doğu yüksek demesin. Dış dünyada A'dan Z'ye itibar kaybına uğradık, yumuşak güç kalmadı. Şimdi ben noktalıyorum bu noktada. Yani matruşka gibi bunlar iç içe geçiyor. Neden parti çok önemli? Çünkü bu rejimi bu parti getirdi. Anayasal rejim sorunundan bahsediyoruz. Kim getirdi? Bu rejim bu partinin rejimi. İkincisi, 17 yıldır söylediğim düzen, toplumsal ekonomik düzen, bu artık yani çarpık düzen mi dersiniz, bozuk düzen mi dersiniz, 70'lerde olduğu gibi bir bozuk düzenle karşı karşıyayız. Tıkanan bir düzenle karşı karşıyayız. Bu da yine 17 yıllık iktidarın sonucunda. Onun için yeni parti oluşumları, yeni siyasi parti sistemleri oluşumları, Türkiye'nin geleceği, hepsine bakarken siyasetteki bu üçlü tıkanmayı, birbirine iç içe geçen tıkanmayı hesaba katmamız lazım. Ben hiçbir ayrıntıya da girmeden ya panoramik bir şekilde çok değerli arkadaşlarıma da hemen vakitlerini alayım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Şimdi Sayın Pekşen, siyasetin sosyolojisini anlattı hocam. Harika. Bir de siyasetin pratiği de var. Yani siyasetin ideolojik yanından gayrı, bir de seçmen nezdinde görünen umut kabarcıkları olarak düşünün. Öyle bir siyasi bir yapılanma da var. Şimdi Türkiye'de yeni bir siyasi tablo çıkıyor ortaya. Gerçekten çok enteresan. Yani mesela AKP'nin kendi içinde iki ayrı tomurcuk vermesi, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın iki farklı çizgiye sürüklenmesi, hatta AKP'nin bu iki partiden birini tekrar ileride Cumhur İttifakı'na dahil edebilir miyiz çabasıyla Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu'nun arasını açık tutma gayreti. Çok kurnazca götürüyorlar bunu bu sıralar. Mesela Ahmet Davutoğlu'yla işbirliği yapacakmış gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar.
Şimdi bu siyaset tablosunu siz nasıl görüyorsunuz, bu anlatılan yeni siyaset tablosunu? Siyasi partiler bu Türkiye'nin bu zor günlerini Cumhurbaşkanı adaylarıyla mı yine karizmatik aşacaklar, yoksa ekiplerle, kadrolarla mı yoluna devam edecekler? Sevgili Fatih, bir şey ifade etmekte yarar görüyorum. Bugüne kadar belki sizin de herhalde yüzlerce programa çıktık. Hocama sorarken de, şimdi bana sorarken de, hocama daha geniş çapı sorduğunuz soruyu, bana biraz daha daraltarak sordunuz. Bugüne kadar bence sorulmuş olan en iyi soruydu bu. Müthiş bir soru. Şimdi ben bu soruyu, hocam tabii bağışlarsa, biz işin siyaset sosyolojisi bakımından hocam baktı. Ben başka bir boyuttan taşıyacağım ama sonra hocam da tabii bu konuda benim söylediklerime ilişkin de görüşlerini anlatırsa ben de çok mutlu olurum. İzleyiciler de çok yararlanır diye düşünüyorum. Şimdi biz şu anda Türkiye'de neredeyiz? Dünya nerede? Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bloklar ne yapıyor? Dünyada nasıl bir tartışma var? Dünyanın gündemi ne? Nereye doğru gidiyor dünya? Ve doğal olarak biz bu dünyada nerede olmak istiyoruz? Yani bizim stratejimiz ne? Biz neredeyiz? Nereye gitmek istiyoruz? Buraya nasıl gidebiliriz? Kimlerle gidebiliriz? Ve nasıl bir süre içerisinde nasıl bir programla gidebiliriz? Bütün bunları belirleyebilmek için o zaman şöyle küçük bir geçmişten günümüze gelmek lazım. Geçmişten günümüze gelirken de doğru bir şekilde özetleyerek gelelim ki bundan sonra nereye gideceğimizi de hep beraber karar verelim. Veya gitmeniz gerektiğine beraberce karar verelim. Sorduğunuz sorunun son kısmı, yani Erdoğan'ın AKP'den ayrılanlarla ilgili kısmı da bence işin finalini oluştursun. Şimdi bizim bu coğrafyada, yani Anadolu coğrafyasında biliyorsunuz Selçuklu ile başlıyor bütün maceramız. Selçuklu Anadolu'ya geldiği zaman işte Orta Asya'dan gelmiş bir Türk boyu olarak burada büyük bir devlet yapılanması kuruyor. Ve kendisinin burada işte sanat, mimari, kültür, Anadolu gelenekleriyle bir yapılanması var. Sonra Selçuklu yıkılıyor. Yerine Osmanlı geliyor. Osmanlı Anadolu veya Uzak Asya'dan daha farklı bir yapıyla geliyor. Biraz Avrupa'dan, biraz Balkanlardan geliyor. Biraz işte çok dinli bir imparatorluk olarak geliyor ama Anadolu'ya da sırtını dönüyor. Anadolu'ya Osmanlı bakmıyor. Sırtını daha çok bu emperyal yapı içerisinde biraz Balkanlara, biraz Avrupa'ya doğru dönüyor. Farklı bir yapı içerisinde. Sonra biliyorsunuz son 200 yıl içerisinde Osmanlı'nın o ekonomik krizlere giriş, işte kendi büyümesinden küçülmeye doğru toprak kayıpları, kendi içerisinde yaşadıkları ve arkasından Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, yani Osmanlı'nın ilerici subayları, aydınlarının başlattığı bir itiraz süreci başlıyor. Diyorlar ki hayır, bu bölüşüme, bu paylaşım savaşına Türkiye'yi, Osmanlı'yı biz alet etmeyeceğiz, yem olmayacak. Oltadaki yem yapamayacaksınız diyorlar. Çanakkale'de itiraz başlıyor, itiraz Anadolu'ya yayılıyor. Anadolu'da bu defa müthiş bir, gerçekten efsanevi bir kurtuluş savaşıyla bir büyük başarı hikayesi yazılıyor ve Cumhuriyet'in kuruluşu. İlk defa bu Türkiye Cumhuriyeti'nin adını tanımlıyorlar. Bu bir cumhuriyettir diyorlar. Bizim yönetim biçimimiz cumhuriyettir. Ve hemen akabinden de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ok üzerinden koyuyor. İşte o bildiğimiz 6 ok ilkesini sayıyor ve burada da temel hedef tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. İşte hani Lozan'da Lord Curzon diyor ya, bugün bizden aldıklarınızı yarın önünüze koyarız falan hikayesi, tartışması yapılıyor. Bunu biliyor tabii Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Buna ilişkin büyük bir ekonomik bağımsızlık, tam bağımsızlığı örtüşme mücadelesi içerisine giriyorlar. Oradan İkinci Dünya Savaşı'na gelmezden önce, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'da yaşayan gerilimler, bunu Mustafa Kemal Atatürk inanılmaz bir ön seziyle görüyor ve Avrupa'da o faşizmin yükselmesi döneminde kendisi tam tersine, kendi başına mesela İtalya'da Mussolini yükseliyor, Fransa'da bir faşizm yükselmesi var, Almanya'da ciddi anlamda faşizm yükseliyor ama Mustafa Kemal Atatürk tam tersini yapıyor. Demokrasiye doğru gidecek adımları atmaya çalışıyor, bunun mücadelesi veriyor ve oradaki aydınları, bilim insanlarını Türkiye'de üniversiteleri kurmak üzere, devleti yapılandırmak üzere Türkiye'ye davet ediyor. Bu Türkiye'nin gerçekten hiç beklenmeyecek şekilde bir çıtayı inanılmaz bir şekilde atlamasını sağlıyor. Ve o arada İkinci Dünya Savaşı, İnönü'nün büyük başarısı, İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmayarak büyük bir başarı oluyor ama İkinci Dünya Savaşı sonrasında kırılmalar başlıyor. İlk kırılma 1947'de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşmalar. O anlaşmalar sonrasında işte milli sanayiden, özellikle savaş sanayinden vazgeçme aşamaları yavaş yavaş, arkasından işte
Türkiye'nin borçlanmaya başlaması ki Osmanlı'nın borcunu ödemiş, kendi sanayisini kendi ekonomik olanaklarıyla kurmuş bir ulus devlet olmuş. Ulus devletin modeli içerisinde de işte laiklik, kadın erkek eşitliği, hukuk devleti, tam bağımsız ülke modellerini başarmış. Ama 47'den sonra bu kırılma başlıyor. 52'de kırılma biraz daha derinleşiyor. NATO'ya giriyoruz. NATO'ya girmekle birlikte Marshall yardımları başlıyor. Borçlanma süreci başlıyor. 60'da darbe oluyor. 60'tan sonra Demirel, işte Ülen hükümetleri, o yine ulus devletin olabildiğince borç yapılanması içerisinde borçlanma tuzağına da düşmeden ayakta durma mücadelesi var. 70'li yıllarda dünyadaki bir sol dalga Türkiye'yi de etkiliyor. O sol dalga içerisinde maalesef Türkiye 71 gibi çok ağır bir süreci yaşıyor. Üniversitelerdeki ülkenin taşıyıcı lokomotif olan aydınlarımızın hepsi bir şekilde kategorize ediliyor, anarşist deniliyor vesaire deniliyor. Sağ ve sol diye ülke bölünmeye başlıyor. O tuzağın içerisine düşüyor ama yine ulus devlet ayakta. Ama 80 yılından önce biliyorsunuz 24 Ocak kararları. Bence bizim siyasi tarihimizin en önemli kararlarıdır bunlar. 24 Ocak kararları IMF ve Dünya Bankası tarafından hazırlanıyor. Türkiye'ye dayatılıyor. Türkiye 24 Ocak kararlarını Demirel hükümeti döneminde de uygulamıyor. Sonrasında darbe oluyor. Darbenin hemen akabinde o dönemde müsteşar olan Özal bu kez darbenin başbakanı oluyor. Başbakan olunca ilk iş 24 Ocak kararlarını uygulamaya başlıyor. 24 Ocak kararlarının sonrasında 90'lı yıllara gelindiğinde 89 olmuş, Sovyetler Birliği çökmüş, dünyada artık tek kutuplu hikayeler anlatılmaya başlanıyor. Ama dünyanın önüne küreselleşme diye bir yeni dünya düzeni dayatılıyor. Küresel sermayenin dünyadaki yayılması ve buna uygun olarak siyasal yapıların da bu anlamda şekillendirilmesi senaryosu uygulanıyor. Ta ki AKP'ye kadar. AKP'ye kadar küresel bu projeye herkes direniyor. Ama AKP'nin kuruluşuyla birlikte Türkiye'de küreselleşmenin, yani küresel sermayenin Türkiye'de de kapsayacak şekilde yayılması, Türkiye'nin bankalarını, Türkiye'nin tüketim kurumlarını, Türkiye'nin şirketlerini vesairesi, ana sektörlerini küresel piyasaların ele geçirmesi bizim gibi birçok ulus devlet ülkelerde de yaygın bir model haline geliyor. Bunu AKP ilk başlarda müthiş bir şovla yapıyor. Bakın diyor, Türkiye para yağıyor, müthiş paralar yağıyor vesaire. Ve arkasından bu yalnızca Türkiye'de değil, Fransa'da da, İtalya'da da, başka ülkelerde de küresel bir bolluk oluyor. Ama ne zamana kadar? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mortgage krizine kadar. Amerika Birleşik Devletleri'nde mortgage krizi çıkınca bir dakika diyorlar, kapitalizm durdu diyorlar. Aman Allah'ım, ne olacak şimdi? Sistem işlemiyor, tüketim olmuyor, katma değer üretilmiyor, uluslararasında finans geçişleri olmuyor, dünyadaki para sıkıntısı alt safhaya, yani çarklar durmak üzere. Hemen Amerika Birleşik Devletleri devreye giriyor, 4,5 trilyon dolar dünyaya yeni para sürüyorlar. Kolay. Kağıdı boyuyorlar, üzerine bir ölmüş adam resmini yapıyorlar. Buyur diyorlar, hadi devam edin. Arkasından aynı şeyi Avrupa yapıyor. 2,5 milyar trilyon euro da Avrupa basıyor. Dünyada büyük bir para bulutu oluşuyor. Diyelim ki 4,5, 2,5, 7 dolar cinsinden sayalım. Euro'yu da çevirdik dolara. 7 trilyon dolar dünyada kapitalizmin yeniden canlandırılması için gezdiriliyor. Bu gezdirildiğinde ülkeler buradan parayı aldıklarında bir tercih kullanıyorlar. Çin diyor ki, ben bu parayı aldım, planlı ekonomiye geçiyorum. Tarımımı güçlendireceğim, sanayimi güçlendireceğim, ihracatımı güçlendireceğim. Ucuz enerji, ucuz ham madde, ucuz iş gücüyle dünyada ekonomik büyük bir değişim programını başlatacağım. Büyük bir reform başlatacağım diyor. Hindistan aynı şekilde, o da alıyor parayı, bunu yapıyor. Ama Arjantin, Türkiye, bunlar parayı alıyorlar, betona gömüyorlar. Yandaşlara dağıtıyorlar. Bir yağma düzeni başlıyor. Birileri fabrika yaparken biz beton yapıyoruz. Birileri sanayi tesisi yaparken biz beton yapıyoruz. Birisi üniversitelerde yeni yetişen çocuklarına dünyanın en gelişmiş olan sistemlerini öğretirken, onları kurmaları için eğitim verirken, biz yalnızca çocuklarımızı orta çağ düzenine taşıyabilecek olan ilkel bir eğitim modelinin içerisine doğru sürüklüyoruz. Şimdi bu küreselleşmenin giderek dünyada bir kabus olmaya başladığını kim söylüyor? Trump söylüyor. Trump diyor ki, Birleşmiş Milletler'de çıkıyor 2018'de kürsüye, diyor ki bu küreselleşme dünyanın başına dert oldu, sürdürülebilir bir düzen değildir artık. Amerika Birleşik Devletleri diyor, ulus devlete geçecektir. Çünkü ben geldikten sonra diyor, ben ulus devlet modelini uyguladım.
Amerika şu anda diyor üreten bir ekonomiye sahip. İşsizlik Amerika tarihinde rastlanmayacak bir orana indi. %3'lerde müthiş bir büyüme hızı yakaladık. Dünyada büyük bir güven oluştu bize karşı. Askeri olarak da stratejik olarak çok güçlü bir ülkeydik. Ve arkasından Amerika'nın bu ulus devlet modeline geriye dönmesi, küreselleşmeye elinin tersiyle itmesiyle birlikte İngiltere'deki Brexit modeline bakıyorsunuz. İngiltere'de Brexit ne? İşte Britanya exit. İkisini birleştiriyorlar. Brexit oluyor. Yani Britanya çıkıyor. Nereden çıkıyor? Avrupa Birliği'nden. Niye Avrupa Birliği'nden çıkıyor? Çünkü Avrupa Birliği gerçek adı bir birlik gibi gözükse de Almanya'nın tamamen kendisi ekonomik olarak bir sömürge sahası haline geliyor. İtalya bundan çok etkileniyor, ekonomisi çöküyor, Yunanistan çöküyor, Fransa çökmeye başlıyor, İspanya çöküyor vesaire. İngiltere de bakıyor ki ben bugüne kadar bu Almanya ile bir savaştım, ikinci dünya savaştım, tarihimde de savaştım ama şu anda ekonomik olarak savaşamıyorum. Almanya beni bütün ekonomik sahalarında bana kaybettiriyor, o zaman Brexit diyor. İşte İşçi Partisi ayağa kalkıyor. İşçi Partisi'nin örgütlenmeleri bir yapılanmayla İngiltere çıkma noktasına geliyor. Şimdi finale doğru gelelim. Fransa'da hiç tanınmamış birisi geliyor, Fransa'nın başına geçiriliyor Macron diye bir adam. Küreselleşmeci, Fransa'yı işte küresel ekonomiye açacak diyor. Ama bugün sarı yelekliler Fransız caddelerini doldurdular. İtiraz ediyorlar. Yeter artık diyorlar. Biz de küresel ekonomiden çıkmalıyız. Ulus devlet ekonomisine doğru girmeliyiz diyor. Avrupa Birliği sorgulanmaya başlıyor. Yunanistan'da biliyorsunuz Tsipras diye bir delikanlıyı getiriyorlar. Yunanistan'ın lideri yapıyorlar. Yunanistan ekonomisi çökmüş, küreselleşmeden inanılmaz bedel ödemiş bir ülke. Ama öyle bir bakıyorlar ki Yunanistan'a diyorlar ki bu projeyi devam ettirecek birini getirelim. Tsipras diye bir delikanlı. Bizde dinin siyasette etkisi neyse Yunanistan'da da sol söylemlerin siyasette etkisi aynıdır sevgili Fatih. Bizde dini söylemler siyasette her zaman bir avantaj sağlar. Bu çok önemlidir Türkiye'nin siyasetinde. Ama doğru mudur? Değildir. Yunanistan'da da böyle bir yerleşik düzen vardır. Yunanistan'da da sol söylemle çıkarsanız işte beyaz gömlek giyip kollarınızı yukarıya kıvırın. Bir iki tane de artistik poz verin. Atın tutun bizde de bu zaman zaman deneniyor şimdi. Moda oldu bugünlerde bizde de. Bunları yaparsanız hemen sizi Yunanistan'da yaparlar. Tsipras diye bir delikanlıyı aldılar. Yunanistan'ın başına koydular. Ama Yunanistan hala üreten ekonomiye sahip değil, kendi içerisinde bir büyük ekonomik sıçrayış yapamadı. Yani dünyada artık siyasi yapılar küresel modellere itiraz etmeye başladı. Doğal olarak bugüne kadar dünyadaki 2018'e kadar dünyadaki lider tipleri küresel sermayenin desteklediği lider tipleriydi. Yani küresel ekonomilere, küresel politikalara, işte o Huntington'un söylediği gibi işte dünyanın yaygın küresel ortak paydasına hizmet eden liderleri seçiyorlardı. Şimdi herkes itiraz etmeye başladı. AKP'deki sorun da tam da burada başladı. Erdoğan ne zaman fark etti işin farklı olduğunu ve kendisinin bu işte büyük bir hataya sürüklendiğini? 2013'te. 2013'te Erdoğan şunu fark etti. Baktı ki Balyoz davası, Ergenekon davası ve askeri casusluk davasıyla ilgili operasyonda Türkiye inanılmaz bir jeopolitik güç kaybediyor. Neden? 2009 yılında unutmayınız Kıbrıs'ta, 2008'de Yes ve Annem'le biliyorsunuz Annan planı geliyor. Bizde de büyük bir propaganda, yaygın bir propaganda yapıyorlar. Yes ve Annem diye bir propagandayla kabul edelim diyor. Allah'tan Rumlar kabul etmiyorlar. Rumlar kabul etmeyince biliyorsunuz proje yürüyemiyor. Proje yürümedikten bir sene sonra Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'ne alınıyor. Türkiye garantör. Türkiye'nin garantör olduğu bir yerde Türkiye'nin garantörlüğü yok sayılıyor. Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'ne alınıyor. Hemen arkasından Kıbrıs'ın biliyorsunuz etrafındaki gaz ve petrol sahalarının ihaleleri yapılıyor. Ve bu ihaleleri kim yapıyor? Kıbrıs Rum kesimi. Var mı böyle bir yetkisi? Yok. Kim giriyor ihalelere? Bir tane İtalya'dan Eni diye bir firma İstanbul'da şubeyi kapatıyor, gidiyor buradaki gaz sahasının ihalesine giriyor. Sonra deniz kuvvetleri fırkateynini gönderiyor. Hadi yürü, çek git buradan diyor. Tabiri caizse böyle yani. Hadi defol diyor. O apar topar o sondaj gemisi oradan defolup gidiyor. Ama arkasından Türkiye'nin önüne Balyoz ve Ergenekon planı geliyor. Ergenekon planı nasıl geliyor? Ne diyor Sayın Abdullah Gül o tarihte? Diyor ki delillendirin, ondan sonra da uygun bir savcı bulun. Unutmayın, hafızalarınız, herkes hafızasını tazelesin. Unutmayınız. Unutursak uyuruz. Uyursak ölürüz.
Diyor ki Abdullah Gül o tarihte 2008'de Ergenekon'la ilgili diyor delillendirin, uygun da bir savcı bulun, bu işi halledin. Veli Koru ne diyor kitabında daha sonra, hem makalesinde de yazdığı makalede de diyor ki Türkiye'nin açılım süreci ve özellikle bu Ergenekon balyoz davalarının süreci Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da başlamıştır diyor. Şu tarihteki toplantıda başladı. Demek ki Türkiye'nin o tarihte içerisine sürüklendiği bir tuzak var. Nedir o? Akdeniz'de bir petrol sahası var. Tespit edilmiş Doğu Akdeniz'de büyük bir gaz sahası var. Bu petrol ve gaz sahasına Avrupa büyük bir ihtiyaç duyuyor. Bunu Rusya'nın kendisi üzerinde oluşturduğu baskıdan da kurtaracak şekilde elde edebilir. Ama Türkiye'ye rağmen bunu nasıl elde ederiz? Paylaşmadan bunu Türkiye'nin bu konudaki köşeye sıkıştırılmasıyla nasıl ele geçiririz? Senaryo burada. Ama buna engel olan kim var? Türkiye'nin deniz kuvvetleri var. Türkiye'nin hava kuvvetleri var. Hatta hatırlarsanız zaman zaman bunu siz de bize soruyordunuz. Neden deniz kuvvetlerinde bu balyozda daha çok deniz kuvvetleri mensubu var? İşte neden askeri casuslukta hep deniz kuvvetleri var? Çünkü o tarihlerde unutmayınız Ege'deki adaların kaybında, hatta Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki bu petrol ve gaz sahalarında deniz kuvvetleri çok ciddi bir inisiyatif koymuştu. Hayır, biz buradayken bu emperyal proje burada yürüyemez demişti. Bu coğrafya dünyanın en önemli coğrafyasıdır. Türkiye'siz bu coğrafya olmaz. Onun için deniz kuvvetleri o balyoz ve Ergenekon davasında gerçekten üzerine silindir geçer gibi bir kenara konuldu. Şimdi toparlayalım. Şimdi bakın. Bu itirazlardan sonra Erdoğan gücünün kaybolmaya başladığını fark etti. Niye? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri bu coğrafyada, Avrasya coğrafyasında en önemli barış güvencesiydi. Erdoğan bu uluslararası alanda tartışmaya başlayınca işte o bildiğiniz 17-25 Aralıklar çıkmaya başladı. Arkasından 15 Temmuz senaryoları kuruldu. Erdoğan milli duruş sergilemeye başladıkça Erdoğan'ın kendi partisi içerisinden de büyük bir Erdoğan'a karşı yeni yöntemler, yeni senaryolar kurgulanmaya başladı. Ama şurada hata yaptı. Erdoğan o dönemde daha çok demokrasiye sığınacaktı. Daha çok Türkiye'de parlamenter sisteme, daha kurumları güçlendirmesi gerekirken tam tersini yaptı. Gücü elinde toplayıp parlamentoyu zayıflattı. Kurumları zayıflattı. Devlet düzenini ayakta tutabilecek bütün kurumlarının güçlerini çökertti. Şimdi bunun farkında. Bugün AKP içerisinde yaşanan, burada yarım bırakacağım sürede olduğu için, bugün AKP içerisinde yaşanan sancı da bu. Küreselleşme politikalarına devam edecek olan, küresel amaca hizmet edecek olan siyasetçileri AKP'nin içerisine çekip onları yeni bir siyasi aktör gibi sunmak istiyorlar. Ali Babacan kim? Küreselleşmenin altın çocuğu. Davutoğlu kim? Orta Doğu'da, Büyük Orta Doğu Projesi'nin en önemli hareket sahasını açmış olan siyasi aktör. Bunların Türkiye'de bugün içerisinde sürüklenmiş olduğu ağır faturadaki payları bugün Türkiye'deki bütün siyasetçilerin 100 katıdır, 1000 katıdır. Bu ikisinin siyaset içerisinde aktör olarak ortaya çıktıklarında söyledikleri iki tane cümle var. Bakın, bir, Ali Babacan ne diyor? Dünyada çok para var. Evet, dünyada çok para var ama tefeci parası. Neden Türkiye'de çok büyük üretim potansiyeli var? Türkiye'nin ekonomik gücü müthiş. Türkiye'nin tarımsal potansiyeli, sanayi potansiyeli, lojistik potansiyeli, işte Türkiye'nin coğrafik potansiyeli müthiş demiyor da dünyada çok para var. Evet. Bu söylem Ali Babacan'ın kime hizmet edeceğine ilişkin bir anahtardır. İkincisi, yeni Osmanlıcı hareketinin temsilcisi olan Sayın Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu'nun söylemi de aynı. Bugün değişen hiçbir şey yok. Ahmet Davutoğlu hala o büyük Osmanlı ütopyası içerisinde, ütopya mı, rüya mı, halüsinasyon mu gördüğü tam olarak anlaşılamamış siyaset eskisi bir liderdir. Evet, teşekkür ederim. Hemen Sayın Bakan'a geçeyim. Sayın Bakanım, aynı sorunun bir farklı versiyonu da size geliyor. Evet. Şimdi çok güzel söyledi siyaset sosyolojisi açısından Sayın Sencer Hocam. Sayın Pekşen de onu bir temelinden aldı geldi yani. Harika bir şey yaptı, kronoloji siyasi yaptı. Evet, küresel bir tanımla getirdi bugünlere. Peki, katılıyor musunuz Sayın Pekşen'e? Yani her cümlesine katılıyorum. Siyasetteki bu son hareketlemeler, küresel aktörlerin yeniden Türkiye'ye bu iki AKP eskisi siyasetçiyle yeni bir rol biçmesi mi? Bu halkı kandırmaya yetecek mi? Ekonomik açıdan da mümkün mü? Çok teşekkür ederim. Yani böyle ciddi ve Türkiye'nin gerçeklerini ortaya koyan programlara
aslında Türk medya hasret. Sizin tabii değerli kişiliğiniz de programları çok izlenme rekorları kuruyor ama esas olarak burada konuşulanlar, bizim konuşmamız önemli değil. Bizim gibi bu programlarda konuşanlar toplumun gerçeklerine ışık tutuyor. Sayın hocamızın güzel sosyolojik açıklamasına saygı duyuyorum. Haluk Pekşen, değerli hukukçu kardeşimizin de müthiş bir kronoloji yapmasına imza atıyorum hepsine. Ben pratik siyasetin içinden de geldiğim için ekonomist kimliğimi bir kenara bırakarak biz kısa bir siyaset şey yapayım. Fazla aynı şeyi tekrara düşmemek için. 17 senedir süren bir AKP iktidarından bahsediyoruz. Tek başına bir iktidar. Yani şu anda AKP iktidarı hani beni gönderin diyor. Normal demokratik bir ülkede olsa 100 bin kere bu iktidar gitmişti. 100 bin kere. Yani sendikalar ücret sendikacı yerine gerçek sendikacılık yapıyor olsaydı. Siyasi partiler sadece mecliste ve salonlarda sıkışıp demeç muhalefetiyle yetinmeyip daha yaratıcı demokratik muhalefet yapabilselerdi. Suskun toplum yerine konuşan bir Türkiye olsaydı. Medya, dördüncü kuvvet medya çok kanallama tek sesli hale getirilmemiş olsaydı bu siyasi iktidarın yaşaması demokratik bir ülkede mümkün değildi. 1000 kere seçimde gitmişti. Problem biraz orada. Şimdi bunu gören küresel güçler cesaretleniyor. Diyor ki Türk halkı soğan kuyruğunda bekliyor mu? Bekliyor. %15 işsizliğe gıkını çıkarmıyor mu? Çıkarmıyor. %15 ne demek? %15 şunu demek. O beğenmedikleri bizlerin iktidar olduğu koalisyon dönemlerinde işsizlik oranı Sayın Ertuğ %6,5-7 civarındaydı. Ben üzülürdüm bu rakamlara. Üzülürdüm. Topluma çıkıp ne diyeceğim derdim. Şimdi %15'lere gelmiş. Gayet pişkinler. Hiçbir şey yok. %15 bir işsizlik var. Türkiye'de tık yok. Türkiye'de yolsuzluk iddiaları, ahbap çavuş ilişkileri, eş dost akraba kayırmacılığı ayyuka çıkmış. Dış basında yolsuzluk iddiaları çarşaf çarşaf Türkiye ile ilgili yayınlanıyor ne yazık ki yüz kızarcı bir şekilde. Toplumsal demokratik bir tepki yeterince görülmüyor. Halk hak aramak için, işçi emeğinin hakkını aramak için dahi demokratik bir protestoya girişemiyor. Her hareket anarşi ve terör olarak damgalanıyor, bastırılıyor. Müthiş bir algı operasyonu var Türkiye'de şu anda. O küresel güçler de şunu görüyor. Diyor ki ya bu Türkiye'de diyor sendikalar, üniversiteler, medya, siyasal partiler kitleleri öncülük edecek bir yetenekte değil gözüküyor. O zaman ben diyor kendi adamlarımı yine AKP içinden çıkarayım. Ya zayıflatayım ya onu pazarlığa zorlayayım falan diyor. Yoksa Sayın Ali Babacan'ın ve Davutoğlu'nun yani bugüne gelmemizde bu sıcak para tuzağına borçlanmaya düşmemizde ve bu Suriye'de, Irak'ta, Orta Doğu'da bataklığa tam anlamıyla sürüklenmemizde sorumlulukları Tayyip Erdoğan'dan veya şu andaki ekibinden daha az mı? Daha az değil tabii ki yani. Bizim için kurtarıcı olabilirler mi? Olamazlar. Yeni bir şey söylüyorlar mı? Söylemiyorlar. Sıcak para dışında bir şey. Bak ben ne diyorum? Ben liberal ekonomiden gelmiş bir insanım. Benim yani doğru yol misyonundan geldim. Liberal ekonomisi olarak geldim ama ben bakanken gördüm ki bunu neoliberal piyasa ekonomisinin bizim gibi ülkelere zararı var faydasından ziyade ve ben 15 senedir yazarak konuşarak bir karma ekonomik modeli öneriyorum. Nitekim bugün baktığımız zaman Çin piyasa ekonomisi diyor neredeyse rekabeti savunuyor. Amerika korumacılık diyor. Yani demek ki her ülke artık özel sektörle kamuoyu birbirine düşman etmek ya da birini diğerine tercih etmek zorunda değil. Şimdi bunu demiyorlar mesela, bir borç bulurum diyor mesela Ali Babacan. Nasıl bulursun? Verirsen dünyanın en yüksek faizini, sana borç verirler belki. Yani dünyada dolar liboru %1,95'lerde, euro'da 0. Almanya'da ben bir şey söyleyeyim size mesela, ilginç gelebilir izleyicimize. Almanya'da Bild gazetesi meşhurdu, hepiniz bilirsiniz yani, izleyenler dünyayı bilirler. Bild gazetesinde bir haber, Türkiye'de birkaç yerde çıktı. Almanya'da tasarruflar yastık altına gitmeye başlamış. İki katına çıkmış 10 yıl öncesine göre. Niye biliyor musunuz? Çünkü negatif faiz veriyor bankalar. Yani bugün Avusturya'ya, Almanya'ya götürün 10 yıl vadeli tahvil almaya kalkın. Paranıza eksi faiz veriyorlar. Niye? Bir de bize bakın. Biz Libor artı 4'te 5'te borçlanıyoruz. Ve bu ağır yüksek faizle bile borçlanamıyoruz şu anda. Niye? Türkiye'de yatırım iklimi yok. Güven ve otoriter bir rejime doğru savrulma var. Hukuk devletinden uzaklaşma iddiaları var. Kayırmacılık ve yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmış. Dolayısıyla bunu yapılıyor. Bir ihtiyaç var mı siyasi partiye? Dağıtmamak için söylüyorum, ekonomiye dalmayayım. İhtiyaç var mı? Bana göre demokratik merkezde bir toparlanmaya ihtiyaç var. Bugün hiçbir siyasi partimiz, bugün sayın dostlarımız ve konuklar CHP gibi bir köklü Kuvayi Milliye Partisi'nden geliyorlar. Ama aldığı oya baktığımız zaman 51
alacak diyemiyorsunuz ilk seçimlerde en azından. Veya İyi Parti'ye diyemiyoruz veya parlamento dışındaki diğer partilere diyemiyoruz. Demek ki 50+1'lik sistem bir acayip sistem. Demin Sencer Hoca değindi ona. İki partili sistemi biz alışamadık. 50+1'de bizim geniş bir ittifak kurmamız lazım. Bu ittifak demokratik, ulusal bir ittifak olmalı. Adına milli mutabakat değil, ne derseniz deyin. Nitekim bu kendiliğinden biraz da sağduyu sayesinde hepimizin işte yerel seçimlerde oldu. Yerel seçimlerde AKP iktidarı, ben şuraya şimdi siz konuşurken çizdim. Biz ekonomide çan eğrisi deriz. Demin sohbette de söyledim. Şöyle gösterirsem çan eğrisinde bu iş geriye doğru gidiyor. Bakın ekonomide böyle bir çan eğrisi çizeriz biz mesela. Vergi gelirini, vergi oranlarını yükseltirsen bir noktadan sonra vergi tahsilat düşer diye. Bu asıl Lafer'in eğrisidir bu. Görüyor musunuz? Şimdi bu çan eğrisinde AKP 31 Mart seçimleri itibariyle artık aşağı inişe başlamıştır. Bütün anketlerde görüyoruz ki, bakın şurada en son PR'ın anketi var. %31.9'a düşmüş. Yani doğrudur değildir. Şirkete güveniriz, güvenmeyiz, anket şirketi. Ama genel eğilimi yansıtıyor bakın bu eğilim. Şurada baktığımız zaman AKP ciddi düşüşte. AKP-MHP toplamı 40'lara düşmüş. Ama alternatifte o beklediğimiz tek bir partinin 40'lara 50'lere ulaşma ihtimali yok. O zaman ne yapmak lazım? Demokratik merkezde bir toplanmak lazım. Ya bu partide olabilir, mevcut muhalefet partilerinden biri bu rolü üstlenebilir. Şimdi demokratik merkez derken... Kendimi kastediyorum, benim gibi düşünenleri kastediyorum. Anladım. Yani merkez sağ, merkez solun... Solun ya da sosyal demokrasinin de demokratik merkezde hangi biçimde yer alabileceği ya da nasıl bir organik ilişki kuracağı konusunda... İttifak. Yani bunu mesela öncülük yapabilir. CHP, İyi Parti veya başka bir heyet. Öncülük yapabilir. Bazı o eylem birliği yapabilir. Mesela diyelim ki yolsuzluklarla mücadelede bir eylem birliği yaparız. Bir masa oluştururuz. Sağ sol demeden. Cumhuriyete, demokrasiye, Atatürk'e, hukuka saygılı insanlar gelir. Yolsuzlukların ihbar edileceği, şikayet edileceği bir masa kurulur. Bununla ilgili kamuoyu bilgilendirilir. Burada ortak bir hareket yapılabilir. Yani ben muhalefetten, özellikle tabii parlamentodaki CHP, İyi Parti başta olmak üzere, çünkü hazine yardımı alan, dokunulmazlığı olan, vekilleri olan örgütlü, köklü partiler, bizler parlamento dışında demokratik, biz derken Sayın Cindoruk Başkanlığı'nda işte geçmişin merkez sağ dediğimiz, şu anda demokratik merkez diyebileceğimiz, çünkü bu işin ben artık sağ sol diye tanımlamıyorum. Ülkenin, cumhuriyetin ayakta kalması, demokrasi, hukuk devleti mevzuba ise bunun sağ solu olmaz bakıyoruz. Onlar tamamen anlamsızlaştı. Şimdi yani bu bir sınır savaşı değil bence. Bu bir ülkenin o beka dediklerinin esası beka savaşını biz vermeliyiz şu anda. Bu yeni sistem aslında ideolojileri ikinci plana atıyor. Kesin. Akılcı ve mantıkçı bir arada gelmeleri mi teşvik ediyor? Elbette, ama ideoloji derken de tabii bakın biz Türkiye'nin ulusal birliğinden, ulus devletinden, üniter yapısından, güzel dilimiz Türkçeden, cumhuriyetin kurucu değerleri başta laiklik olmak üzere yana olan insanlarız. Kurucu atamıza sonsuz saygı sevgimiz var. Bu yeter bir şarttır. Ortak faydadır. Ona kuşku yok. Bu faydada buluşacak. Bunun evet. Ötesinde zaten 50+1 bulmamız mümkün değil. Bu kadar bizim için yeterli. İmamoğlu'nda mesela bunu yaptık biz. Çıktık, biz dışarıdan hani durumdan vazife çıkardık. Sayın Cindoruk'la ben birçok platformda konuştuk ama en son hafta çıktık. Yine sizler davet ettiniz. İstanbul'da bir programa katıldık Halk TV'nin ve tüm demokratik merkez aktörlerini, yani Demirel, Doğru Yol, ANAP, AP filan bu çizgiden gelen tüm dostlarımıza bu seçimlerde AKP'den büyük kentleri almak için destek istedik. Peki, bakın bu başarıldı. Fiilen başarıldı. Sayın Bakanım, bunu sürdürmek lazım. Merkez biraz boş değil mi? Yani biraz değil, çok boş. AKP artık yani demokratik merkez dediğiniz o kısmı kendi içine absorbe edip eritip, yani siyasal İslam çizgisine eski merkez sağcıları sürüklemedi mi? Biz bir kısmı savruldu zamanında ama şimdi hepsi pişman. Bakın yer yer çoban ateşi hareketleri başladı. Mesela İzmir'de bizim eski bakanımız Rıfat Serdaroğlu çoban ateşi diye bir demokratik kitle hareketi başlattı. Türkiye'nin her yerinde yayılıyor, organize oluyorlar. İleride partileşme eğilimdeler. Çoban ateşi nereden doğdu? Bir ihtiyaçtan doğdu. Buraya baktığımız zaman hep anavatan, Doğru Yol'da görev yapmış, ilçe başkanlığı yapmış vatansever insanlar. Yani geçmişin merkez sağ insanları dindardır ama dinci değildir. Cuma namazına gider, akşam eğlenceye de gider. Vatanına, milletine bağlıdır. Orduyu peygamber ocağı görür. Demokrasiye saygılıdır. Atatürk'e taparcasına sever. Bu Demirel'den de böyle böyledir. Bugün o davanın devamı Sayın Cindoruk'ta. Ben de bu da yani bizim gibi bir kitleyi de yok saymamak lazım. Bu illa bir parti olabilir. Çoban Ateşi partileşir. Başka olur ama ben ittifaktan yanayım. Çünkü tek bir partinin yani ben barajı açtım, seçme meclise girdim. Ne yapacağım? 600 milletvekili etkisizleştirilmiş yüce meclisi sistemi sorgulamak adına sordum, evet. Sayın Bakanım. Yani mesela
kimin merkez sağda, kimin merkez solda durduğundan öteye, yani yeni siyaset oluşumunda sadece siz değil, herkes ne yapmalı anlamında. Yani AKP gibi düşünmeyen, Türkiye'yi siyasal İslam'a, yolsuzluğa belli ölçüde, huzursuzluğa, kurumların ve kurulların yıkılmasına, parlamentonun etkisizleştirmesine karşı direnecek nasıl bir güç oluşturur? Ben bir demokratik kuvayi milliye ruhundan bahsediyorum. Bunun sağı solu yok, dediğiniz gibi partisi de yok. Hiçbir partinin bugünkü koşullarda 50+1 alması mümkün gözükmüyor. Yani bunun yeni siyaset sosyolojisinden herhalde haberi yoktur ya, özel bir kastı var. Doğru mu? Gerçekçi olmak lazım. Ama 3-4 grup bir araya geldiği zaman da çok büyük bir güç oluyor işte. Yani yerel seçimler en güzel laboratuvar bizim için. Başardık. Başardık derken bunu sadece İmamoğlu başarmadı. Sayın Mansur Yavaş başarmadı. Sadece CHP, Millet İttifakı başarmadı. Biz de varız bu işin içinde. Bizim gibi, bizim dışımızda başka irili ufaklı partiler, oluşumlar da var. Hepsini kucaklamamız lazım ve o ana fikir etrafında. Neye karşıyız? Yolsuzluğa karşıyız. Yobazlığa karşıyız. Doğru mu? Yani bütün bunları toplayacağız ve demokratik kuvayi milli anlayışı bizim için yeterli şarttır. Ulus devlette birleşeceğiz. Üniter yapıda birleşeceğiz. Bölünmez bütünlükte. Bu, kurucu ataya saygıda. Bu bizim önerimiz ama bu. Toplumun önerisini de bir konuşmak istedim. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim. Demokratik merkezi bütün siyasi partiler ciddiye almalıdır. Yani partileşmek durumunda kalabilecek durumdalar. Öyle gözüküyor. Bize de çok baskı var. Yani yapın, edin, niye susuyorsunuz? Ama maksat partileşip küçük küçük partiler kurmak mı? Acaba bir araya gelip güzel bir ittifak oluşturmak mı? Bunu tartışmalıyız yani. Burada bir nokta koyayım Sayın Bakanım. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra Sayın Erdoğan'ın bugün hem Ahmet Davutoğlu hem Ali Babacan için çok ağır sözleri var. Önce o sözleri dinleyeceğiz ve yeni parti oluşumları da yeni sistem arayışlarını tekrar konuşacağız. Bizden ayrılmayın.